Merhabalar Yavuz Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle birlikte Malatya'dayız, Padişah Kayısı'dayız. Tabii ki buranın en has, en özel lezzeti kayısılarımızı tanıtacağız. Evet. Ama onun öncesinde ekran başındaki izleyicilerime sizleri kısaca tanıtmakla başlamak istiyorum. Buyurun. Adım Yavuz İlhan, Malatyalıyım. Yıllardır bu sektörde çalışıyoruz. Hem üreticisi hem satıcısı olarak hizmet veriyoruz. Çok güzel. Hem üretim yapıyoruz dedik, hem bu üretimi satıyoruz, evet, evlere ulaştırıyoruz dedik. Harika lezzetler var burada. Zaten kayısı deyince akla ilk olarak Malatya geliyor. Biz de en güzel, en doğal, en iyi adresteyiz. Padişah Kayısı'dayız. Biraz lezzetlerimizden bahsetmek istiyorum. Tabii ki burada birçok çeşit var. Biraz çeşitlerimizden ve lezzetlerimizden bahsedelim. Başta şunu söyleyeyim. Dünya kayısı başkenti Malatya zaten. Evet. Malatya'mızın kayısıyla özleşmiş artık. Dünyanın %85'ini biz üretiyoruz. Bunları da bir tek Türkiye değil, dünyanın her yerine gönderiyoruz. Evet. Kayısımız sarı kayısı ve gün kurusu ve bunların işte çekirdeği, kabuğu ya da kayısıdan yapılmış yağ mamuller, işte atomudur, muskasıdır ya da döneridir, çerezlik olarak kullanılanları olarak bir sürü çeşitimiz vardır. Bunların hepsinin imalatının çoğunu, %99'unu biz Malatya'da kendimiz işliyoruz, kendimiz yapıyoruz. Ve dediğim gibi müşterilerin hizmetine sunuyoruz bunları. Çok güzel. Aslında biz kayısının hiçbir noktasını boşa vermiyoruz. Çekirdeğinden, evet, kabuğuna sürekli bir lezzet üretme peşindeyiz. Evet. Burada çok farklı lezzetler var kayısıyla ilgili üretilmiş. Aslında kayısının dışında da birçok lezzet var. Taze kuru yemişlerimizden tutun ki birçok farklı lezzeti burada, birçok meyvenin kurusunu da burada bulabiliyoruz. Biraz da onlardan bahsedelim. Çünkü ürün yelpazemiz çok geniş. Geniş, evet. Şimdi bizim Malatya'da iklim olarak karasal bir iklim olduğu için, yazlar nem olmadığı için tüm ürünlerin kuru ürünleri yapıyoruz. Domatesinden işte atıyorum elmasına, kabuğuna, dutuna, bunların tüm ürünleri Malatya'da rahatlıkla kurutabiliyoruz. Ve herhangi bir fermente olmadan, oksitlenme olmadan rahatlıkla üretebiliyoruz. Onun için kurbanım Allah bize böyle bir şey bahşetmiş Malatya için. Evet, çok şükür. Ve dediğim gibi bizim altın kayısımız var ve biz bundan hem övünüyoruz hem bundan ekmek yiyoruz. Hem de bu Malatya'nın %80 geçimini sağlayan bir ürünümüz var. Evet, tabii ki ulaşabilenler buradan kendi yerinizden alıyor. Ama ulaşamayanlar sizlere, Malatya'da olmayanlar için de biz sanırım Türkiye'nin her yerine bu ürünleri ulaştırabiliyoruz. Aynen öyle. İsteyen müşterilerimiz telefona ulaşabiliyorlar. İnternette Padişah Kayısı sitemiz var. Hı-hı. Oradan alışveriş yapabilirler. Ya da işte buradan Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderim sağlıyoruz. Böyle bu güzel lezzetleri onlar da tatmak istiyorlarsa, bizi tercih ederlerse seviniriz tabii. Aslında tabii ki bizim en çok kafamıza takılan şeyler internet üzerinden veya bir telefonla sipariş verdiğimizde yerinden aldığımız ürünün aynısı mı bize gelecek? En büyük korkumuz bu oluyor. Burada sanırım zaten sürekli reyonlar gün içinde yenilendiği tabii, için, tabii, tazelendiği için kargoyla giden ürünler de aynı tazelikte gidiyor değil mi? Birebir aynısı oluyor. Bir de bizim sitelerin diğer büyük sitelerden farkı, bunlarda insanlardan çok fazla komisyon aldıkları için bizdeki aldıkları üründen minimum %20, %25 daha pahalı satın alıyorlar. Çünkü aracı kurumlar bu aradaki, evet, farkı alıyorlar. Bizde aldıkları için direkt tüketiciye biz ulaştırıyoruz ve daha uygun ve daha güzel ürün diyebilirim yani. Hem daha taze hem de cebede daha uygun ürünler, evet, buradan tabii gitmiş oluyor. Bizzat sizinle iletişime geçerlerse. Biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Burada birçok aslında ürün var. Dediğimiz gibi kuşburnudan tutun elma kurusuna. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimizi Yavuz Bey, sizler de Padişah Kayısı'ya davet etmiş olun. Neler söylemek istersiniz? Eğer böyle güzel ve kaliteli ürün tatmak istiyorlarsa, Padişah Kayısı'yı tercih ederlerse hem lezzete doyarlar, hem de güzel kayısı yemiş olurlar. Hem de doğallığa doyarlar diyelim. Başka bir gündem özel programında da görüşmek dileğiyle. Bekleriz efendim. Sağ olun.